Merhaba, ben Hakan Yaşar. Kadrajın bu bölümünde her sokağa çıkan fotoğrafçının en temel sorusunun cevabını bulmaya çalışacağız. Elime makineyi aldım, sokağa çıkıyorum, ne çekeceğim? Bugün size ilham vermesi için sokakta sıkça kullandığım birkaç metodu sizlerle paylaşacağım. Bugün İstiklal Caddesi'ndeyiz. Buranın tarihi dokusu, önde akıp giden gayet dinamik hayat unsurlarıyla beraber fotoğraflanmak üzere birçok konu bizi bekliyor. Fotoğrafçı için sokağa çıktığında en kritik konulardan biri ilk deklanşöre basma anıdır. Bu konudaki stresi üzerinizden atmak için gerekirse aynı klişe kareyi tekrar çekin. Açıkçası bunun da ne olduğu çok önemli değil. Önemli olan en kısa zamanda ilk deklanşöre basma stresini üzerimizden atabilmemizdir. Sokak fotoğrafı çekmek, bitirmemiz gereken bir parkur, tamamlamamız gereken bir yarış değil. İçinde olmak, hissetmek ve anlamak gerekiyor. Size fon olacağını düşündüğünüz bir yer bulduğunuzda bekleyin. Bu yeri belirlerken bazen oranın mimarisi, bazen düşen parçalı ışık belirleyici olabilir. Böyle bir yer bulduğumuzda bütün harekete, akışa rağmen orada durup bekliyoruz. Ta ki uygun fotoğrafı yakalayana kadar. Sokakta o anı arıyoruz. Bunun için etrafımızda olup bitene açık bir algıyla bakmamız lazım. Bazen bu spontane gelişen bir şey de olabilir, bazen de duygunun öne çıktığı bir an. Sokak fotoğrafı sadece fonda şehre dair unsurlar ve onun önünde akıp giden hayattan ibaret değil. Hayatı detaylarda fotoğraflamak, yaşama dair izlerin peşinde koşmak keyifli fotoğraflar getirebilir. Koyu alandan ışığa çıkan bir el, tamamını görmediğimiz bir obje bile fotoğrafta duyguyu yansıtmakta güçlü bir anlatım metodu olabilir. Güneşli havaların keyfini fotoğrafla çıkarmak lazım. Ana caddelere bağlanan dar sokaklar, binaların arasından süzülen gün ışığı bizim için parçalı ışık alanları oluşturur. Böyle bir yer bulursanız tam oraya demir atın. Fotoğraf makinenizin ışık okumasını gün ışığının düştüğü yerden yapıp bir hareketin olmasını, birilerinin geçmesini bekleyin. Koyu alandan aydınlık alana çıkanlar size enfes kareler çekme şansı sunacak. Hava bulutlu ve siz ışık gölge ortamında ne çekeceğiniz konusunda hala kararsızsanız o zaman vitrin camlarına yaklaşın. Cadde boyu akıp giden hareketi yansımalarla bir fazla boyut ekleyerek fotoğraflayın.